Efendim, 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 künefeler, efendim, efendim, künefeler geliyor. Kaymaklı mı olsun yoksa yoğurtlu mu olsun? Vallahi gerçekten kebapçıya gelmiş gibi. Efendim, porsiyon porsiyon mu, büyük tepsi mi? Porsiyon porsiyon. Bakırlarda mı yaptınız? Bakır değil, alüminyum. Alüminyum, tamam. Alüminyum, aynen. Alüminyum. Tamamdır. Kaymaklı mı olsun, şeyli mi olsun, dondurmalı mı olsun, yumurtalı mı olsun, nasıl olsun efendim? Yumurtalı. Yumurtalı mı? Pardon. Ben yumurtalı istiyorum. Pardon. Ben kaymaksız istiyorum. Sade. Sade. Tamam. Teşekkürler. Siz başlığınızı alayım. Ben dondurmalı istiyorum. Sade. Bu arada gördüğünüz gibi tepsi orada. Aa, tepsi de gitmiş. Tepsiyi de göremiyorum. Künefeyi niye fırında yapıyor, ocakta yapmıyor şu an? Niye değil künefeyi fırında ısıtıyorsunuz? Normalde onun böyle 40... Aynen. Hangi ocakta Süleyman canım? Hangisi? Normal ocakta. Normal ocakta mı yapıyorsun ocağında, sen? Fırında niye ısıtıyorsunuz? Ama onun böyle hani özel 40 gözlü... Döne döne yapıyor. Aynen, döne döne şeyleri var. Belki getirmiştir, belki getirmemiştir. Belki, çok merak ediyorum. Şimdi yarışmacılar tüpün üstünde o dönen Süleyman, aletiyle böyle yaptılar. Fırında da olur, ocakta da olur, her yerde bu olur. Arkadaşlar, fırında ben size geçenki künefeyi özetlemek istiyorum. Olmaz mı? Ama şimdi niye hatırlatıyorsun? O ben size geçenki künefeyi özetlemek istiyorum. Künefelerimiz bembeyazdı. Bu bir. İkincisi meyvelerle doluydu. Üç, aa, meyve koymuş. Dondurma ben vardı. Ben de demiştim ki ne mana? Daha çıtır. Daha az şerbetli olmasını isterdim ben. Klasik bir künefe sunumuyla kesinlikle bence daha... Klasik olsa inan ki diyecektiniz bu gerçekten muzu nerede? Gerçekten demezdim. Yok, muzu mu nerede diyecektiniz künefe? Yani yanına künefe... Ben hiçbir zaman bir künefe geldiğinde bunun muzu çileği nerede ben demedim. Ben ilk defa böyle servis ediyorum. Waffle mı bu ya, ben niye diyeyim? Waffle gelse öyle muzsuz, çileksiz, yani sossuz. Yani... Dondurma vardı. Bu sefer çıtırdayan yerlerde yumuşacık olmuştu. Zaten beyaz çıtırdamamıştı. Künefe çok fena patlamıştı ve yine içinde peynirli. Kaşar koymamıştır ama yani. Olur mu künefe? Hayır hayır, yine peynirli bir tatlı yani. Aa, Efe! Kaşara efendim, Zuhal Hanım, buyurun. Özkan senin bir önceki künefeni anlattı burada herkese. Bembeyazdı, üstünde meyve vardı, hiç olmamıştı. Özkan'a bugün özellikle kızarmış getireceğim. Ben buna bir... O zaman bu benim anlattığım değil. Künefeyle ilgili kötü anılarımızı aynen silelim. Before after'ı çok çok iyi olacak belki de. Bu haftaki en güzel tatlı şimdiye kadar tabii ki Süleyman'ınkiydi. Evet. Şüphesiz. Yani güzeldi. Biz onu zaten hakkını da verdim. O bir de benim 4 numara 4 olarak para geri verdi. Sen de mi 2 puan? Evet, 2 puan verdim tatlısına. 1 puan da şeyine verdim. Ama kendisi aynı adaleti bende göstermedi. O yüzden de 1 puanı niye vermiştiniz? 1 puan başka. Çorbanıza vermiştim. Çorba. Karpaçoya bir şey vermediniz, burataya bir şey vermediniz. Ama ben hepsini masada söyledim. Ana yemeğin pişimine bir şey vermediniz. Ana yemeğin pişimine. Ya buna da değinmek istiyorum. Şöyle bir Allah konuşayım aşkına lütfen. Ana yemeğin pişimine bir şey vermediniz. Genel sunuma bir şey vermediniz. Ondan sonra ben sizden bunu bekliyordum. İlk önce ben size bir danışayım şefim. İlk önce beni bir dinleyin. Tüm herkese, masadaki herkese soruyorum bunu. Kimin, hangi sunumlar bugüne kadar ki, hangi sunum daha güzeldi? Benim sunumlarımı, Süleyman Bey'in mi? Ha buyurun, soruyor. Evet, yani cevaplayayım. Sizin sunumunuzun. Bunu herkese soruyorum yani... Ve ikimiz de mesela bana verdiği puan 5 puan yani Süleyman Bey. Neyi verdi puanı? Çorban neydi? Ya ben karidesli köz patlıcanlı çorba yapmıştım ve kendi yorumumu katmıştım yani. Ne koymuştun sen? Yenilebilir çiçek vardı. Yenilebilir evet çiçek ve kurton ekmek yaptım kesin. Krema vardı, mikrofiliz vardı, simit vardı altında simit, çıtır. Simit vardı. Bence Süleyman'ınkiydi orada çorbada. Sizinkini bilmiyorum. Ben de Süleyman Bey'inkiydi. Sen ne diyorsun Özkan? Bence de. Peki yani diğer sunumlara gelin. Karpaçon vardı. Karpaçon çok güzeldi sunumu. Karpaçoda elef mali oil sos sushi vardı. Arayın suşiydi. Açık ara önde. Yani çünkü sunum çok özel bir yer. Yani güzel, çok evet güzeldi sunumu. Gerçekten o böyle şey tadında dondurma gibi. Yani o yeşili düşünce güzeldi, kinoaların rengi güzeldi. Sen onu güzeldi bir tariften mi, bir şefin ben mi? Çok özel bir şeften aldım onu. Bayağı da uğraştım, hatta 4-5 kez Zoran gittim restoranda sade çalıştım ücretsiz bir şekilde. Olmuş. Yo yo tamamdır. Çok özür dilerim. Teşekkürler. Sende de bekle. Dondurmalı karışık mıydı? Sunum doğru. Karışık mıydısın ki? Yok, karışık olan beyefendi. O zaman şöyle alalım bir Duygu Hanım'a, ben sizinkini getiriyorum. Dondurmalıydı benimki. Karışık sizinkiydi. O dondurmalı mı? O da karışık. Kaymak, o da dondurma kaymak. Neyse bir şey olmaz. Sizinki bayağı güzel kızarmış bu arada. İçinde hiç bir şey olmadığı için. Bakacağız, göreceğiz. Duygu Hanım sana dondurmaydı, doğru evet mu? Kaymağı da tavsiye ederdin ama sen biliyorsun, aklını kaybettin. Yok, ben dondurma seviyorum. Şöyle göstereyim ben. Altı. Hiç kızarmamış. Benimki şöyle de belirtmek istiyorum. Benimki de kızarmış. Ben benimki de kızarmış. Benim, yani seninkine bakın göre daha iyi. Ben göstereyim. Evet, o daha iyi. Daha iyi. Özkan Bey, siz neyi dile getirirseniz o sizin önünüze tekrar gerçekten geliyor gerçekten. Benimki de kızarmış böyle. Çok beyaz. Geçen seferki gibi değil canım. Geçen seferki bembeyaz. Geçen seferki teleme peyniriydi bildiğiniz bembeyaz. Arada fark var yani. Pişme biçiminden diyorum.
diğer şeylerine bir şey diyemem. Teşekkürler. Tabii biz daha taze taze künefenin diyarı Hatay'dan geldiğimiz için... Çok da şey yapamıyorum diyorsunuz. yani daha iyi kıyaslayabiliyorum. Bu da senin dezavantajın oldu. Daha geçen efendim, hafta künefe yiyordun. Efendim özel Antep fıstığı isteyen var mı getireyim? Sizin peynirleriniz sünüyor mu? Yok koptu. Sünerken koptu. Sünüyor artık mu? Şey oldu. Benimki de. Ben de sade istemiştim ama. Tamam dondurmalı olsun. Dondurmalı diye anlamadım. Yok sade. Sen değişin. Değiştiremem. Yarışmacı nasıl istiyor? Onu kenara çekebilirsiniz istiyorsanız. O yok daha hiç güzel... istemiyor. Değiştirebilirim. Dondurmalı istedim. O sade istedim. Ben değiştiririm. Onu ben kenarını silmedim de kendim tamam diye. O yüzden. Tamam kenarını silin. Kenarını silmeniz bir şey olmaz. Olsun. Afiyet olsun arkadaşlar. O ne güzel nar gibi kısarmış ağzı. Lütfen ki. Değiştirelim. Aa, hayır efendim. Onu Allah Allah. Efendim mi? Keşke Özkan'a hani en kızarmışın Özkan'a. Ya bir de beni tanıyorsun ya. 16 kızarmamış. Bak. Gene en beyazı ona gitmiş. Bak herkes kim daha iyi kızarmış yemin ederim ya. Diyorum eski dostum. Hele Duygu'nunkine bak. Benimki yanmak üzere artık o kadar çok da. Özkan Bey değiştirelim siz onu. Yok. Yok. Ya geçti artık. Olsun ya. Senin canın sağ olsun. Seninki su de. Bir şey ister misin? Su getir. Yok yok istemeyiz. Korkunun ecele faydası yok. O yorumları duyacağım. Öyle suyla bilmem ne. Ama böyle bir lezzet yok Zuhal Hanım. Ben su istesem olur mu ya? Ver ver su var. Su iste. Yandık. Su vereyim abi ya su iste. Su verecekti de ben engel oldum. Özkan senin kanalın seni sevmiyor. Ya. Ben gene. Valla künefeye bak biraz. Yani hoş ama vallahi idare ediyor. Bembeyaz ya, bembeyaz ya. Kanka künefe ya en beyazı ona gitmiş şaka gibi künefe ya. Nar gibi kızarır. Vallahi insan bu kadar kendi kendine... Hemen su girip getiriyorum efendim. Kendi yoluna taş koyar insan bu kadar. Sinerler diyor. En olacak insana verdi. Bakar ya, şöyle bakar. Ama bak bizimkilere, seninkinden iyi pişmiş. Siz hep kötüyü konuşarak çağırıyorsunuz bence. He, özellikle bana gelen künefe tam kıvamında pişmiş. Seninki yanlış yere gitti. Özkan Bey'inkine gitmesi lazımdı. Özkan Bey yabancı değil o. Tabii ya. Eski değil dostlar. Mi? Sen hiç güvenme o kısmını Işın. Vallahi demin abi, Özkan evet. Dedi ki ilk bak, defa duy. Ana yemek yedik dedi. Duy. Duydun mu? Bu duymadım hafta ilk ben. Kez ana yemek yedik dedi. Duymadım aferin. Kötüyü duysan hep ya. Hiç iyi duymadım. Ya yani. Şu yaranamadın. Yok ya yaranamadım ya. Samimi davranıyorum yine olmuyor. Düşman gibi davranıyorum yine olmuyor. Ama ben sana hiç düşman gözüyle bakmadım Üskan. Sen öyle mi bu şekilde pardon, bakıyorsun? Pardon. Evet. Hadi buyurun bakalım. Künefeyi de yorumlayalım. Puanı birazdan geçeceğiz. Buyur Süleyman'cığım seninle başlayalım. Şerbeti biraz fazla geldi bana tatlı olarak. Biraz yoğun tatlısı. Benimkinin kızarması diğer tarafa göre daha iyi. Ama böyle bir yani o çıtırlığı yok. Künefecideki yediğim künefe kıvamı yok maalesef. Yok diyorsun. Hava sen ne diyeceksin? Bana da şekeri çok fazla geldi şerbetinin yoğunluğu ve peyniri künefe şekersiz mi olacak? Sünmüyor yani böyle peynir içinde donmuş. Isıtmanıza rağmen bu donmuş. Pişirdiğimde o şekilde. Tabii bu beklediği için yani sizin yemekleri de öyle. Yani bütün yarışmacı arkadaşların yemekleri de öyle. Ay, öyle ama hani pişirdiğimiz bunu gibi bir şey formu var ya hani ona göre ayarlayacaktın ya da son anda mı pişirecektin yani onu siz ayarlayacaktın. Sonuçta biz bir yere künefe yemeye gittiğimizde bu peynir sünüyor böyle çok güzel bir şekilde. Ve çıtırlık da alamadım yani yumuşak. Kızarmış ama çıtırlık alamadım açıkçası. Evet Duygu. Afiyet olsun. Şerbet oranına katılıyorum. Yarısına kadar şerbet var tabağımda. Sünme oranına da katılıyorum. Çünkü biz burada sunum için bekledik bayağı ve ısıtma işlemi de gerçekleştirdi. Bunun için peynirin kesinlikle erimiş olması lazımdı. O yüzden arkadaşların yorumuna hiçbir şekilde eleştiri yapamayacağım. Ben de aynı yorumlara katılmak zorundayım. Çok şerbetli, çok tatlı. Evet açık oylamaya geçelim. Afiyet olsun, afiyet olsun. Bana gelmedi. Yok durma. Özkan'ım aldı. Bana gelmedi. Çünkü şu künefeyi. Geçelim. Bana gelmedi. Söyle Özkan söyle. Ben ne yorum yapayım şimdi? Ben ne diyeyim daha çok güzel olmuş de. Çok. Ya hayatımda gördüğüm en iyi künefe. Evet açık oynamadayız.